Şimdi birazdan konuşacağımız Yavuz Adalet'in Kılıcı kitabının son bölümünden Sultan Selim Han'ın bir tür geleceğe sesleniş olan fermanı bölümünü Mücahit Küçük Yılmaz'ın sesinden dinliyoruz. Ben Sultan Selim Han, Anadolu'nun ve Rum'un ve Acem'in ve Türkmen'in ve Kürt'ün ve Arap'ın ve Kıpti'nin ve Ermeni'nin ve Gürcü'nün ve Tatar'ın ve Çerkez'in ve Ubuh'un ve dahi ismini saymaktan yorulacağım milletlerin sultanı, Ümmet-i Muhammed'in halifesi, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı, Mağlup Hasm'ın İsmail Şah'ın hitabıyla zamanın İskender'i. Bilirim, benim de bütün savaşçılar gibi ömrüm kısa olur. Çok işler eylerim de sebep söylemeye vaktim kalmaz. Dedem Fatih Muhammed Han da az yaşadı. Lakin kendisini anlatmaya yetecek kadar saltanat sürdü. Pederim Bayezid-i Sani ise savaşçılığa meyletmeyip sarayda uzun bir ömür geçirdi. Ne var ki ardında izaha muhtaç bir icraat bile bırakmadı. İmdi beni şedid, beni zalim ilan edecek olanlaradır sözüm. Rahmetli pederimin ince ruhunu fırsat bilip birbirine düşenler, huzurda hiçbir ayıplanmaya uğramaksızın kavga edenler, meşk-ü muhabbet içinde yüzüp devleti asilere terk edenler, ahali fakru zaruretle inlerken kendileri mal yiyanlar, Hazreti Resul'ün cihad öğüdünü unutup zevk-ü safaya dalanlar, hac yolunu eşkıyaya teslim edip yağma talana ortak olanlar, hutbelerinde Raşid halifelerin bir kısmına söğüp sayanlar, Mekke ve Medine'nin izzetine kara çalanlar, ya kendi beylerim, paşalarım, vezirlerim, ya Safeviler, dul kadırlılar, memluklar. Bilesiniz ki adaletin kılıcının sizde hakkı vardı, ben yalnızca onu aldım. Bana sövgü niyetiyle Yavuz dediniz, tarih Yavuz adına izzet giydirdi, haysiyet verdi, heybet biçti. Adım kafirlerin, korkakların, kaçakların, haydutların, sefillerin, sefihlerin değil, müminlerin, yiğitlerin, bahadırların, mazlumların, abidlerin, aşıkların, şairlerin yanına yazıldı. Mevlam'a nihayetsiz hamd ederim ki Calut'la, Nemrut'la, Firavun'la, Cehil'le, Cengiz'le değil, Talut'la, İskender'le, Oğuz'la, Alp Arslan'la, Selahaddin'le, Fatih'le anılacağım. Adil kılıcını kuşandığım Halife Ömer Efendimiz ve Selahaddin Eyyubi gibi bana da Şam, Mısır ve Kudüs'ün fethi müyesser oldu. Her ne ettim ise devlet, millet, ümmet için bir gayretim. Devlet başta olmazsa kuzgun leşte olur. O vakit ne ana kalır ne bacı, ne kızlar kalır ne kızanlar, ne kardeş kalır ne soydaşlar, ne yar kalır ne yaranlar. Tas tamam millet gider, hepsinden evvel din gider, soy gider, ar gider, ırz gider. İşte ben, fani olduğunu bir lafza hatırdan çıkarmayan Sultan Selim Han. Bütün bunların muhafazası için muhterem pederimden geçtim. Öz kardeşlerimi biçtim. Yarın sıcak yatağını değil, seferin zahmetli yolunu seçtim. Tahta geçtim, bir gün oturmadım. Şan ummadım, bana bahşedildi. Kan sevmedim, bana icbar edildi. 8 sene dediğin nedir ki? Çölde bir ikindi güneşi. Gölgesi uzun, ömrü kısa. Bir cihangir,
Yapmaktan konuşma fırsat bulamaz o daracık vakitte. Ömrüm at sırtında harp meydanında geçti ise, gürzüm mazluma kör, zalime kor oldu ise, kılıcım adalet uğruna bilenip kesti ise, milletim ve müstakbel evlatlarım asırlar boyu kansız, gamsız, düşmansız yaşasın diyedir. Ben Anadolu'da, Rumeli'nde, Diyarbakır'da, Maraş'ta, Antep'te, Mısır'da, Şam'da, Halep'te ve dahi Hicaz'da ve dahi Kudüs'te yüzlerce yıllık refahı ve nizamı millet ve ümmet adına peşinen aldım. Bu uğurda nice bedel ödedim, nice bedel ödettim. Gene de nefsimi temize çıkarmaya gayret etmem. Zira benden sonra gelen her kim ise yaşar, görür ve tarih beni izah eder. Vesselam. Adaletin Kılıcı, Yavuz Adaletin Kılıcı kitabının son bölümünden Sultan Selim Han'ın bir tür geleceğe seslenmiş olan fermanı bölümünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz'ın sesinden dinledik ve kendisi bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Küçük Yılmaz, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz ve Selimname, fermanı dinledik. Yavuz Sultan Selim Han'ın geleceğe bir tür seslenişini dinledik sesinizden. Çok kıymetliydi bizim için. Evet, Yavuz Sultan Selim Han kısa süren hükümdarlığından dolayı çok fazla iş yapmış fakat çok fazla konuşmamış bir hükümdar. Biz de acizane o konuşsaydı ne söylemek isterdi, nasıl konuşurdu diye düşünüp biraz tarihi vesikalardan da istifade ederek böyle bir metin hazırladık, Selimname ismini verdiğimiz ve sonra da onu bir seslendirmeyi denedik. Ortaya da bu eser çıktı bu şekilde. Yavuz Adaletin Kılıcı kitabını konuşuyoruz. Kitap Turkuvaz Kitap'tan çıktı. Sayın Mücahit Küçük Yılmaz, dilerseniz bu kitabı yazma fikriniz nasıl oluştu? Böyle başlayalım sohbetimize. Aslında bu bir film senaryosu olarak düşündüm bunu ilk başta. 2012 yılı idi. Bir takım işte karalamalar ve okumalar sonucu notlar almıştım. Tabii senaryoların görsel yönü baskındır, bilirsiniz. Evet. Ve bu özellikle görsel tarafını çalışmıştım. Sonra diyalogları çalışırken baktım ki senaryoda kullanamayacağımız ama çok fazla miktarda bir birikim oluştu. Diyaloglar, Yavuz'la ilgili anekdotlar ve işte o görselleşmeye uygun bölümler. Sonrasında bunu bir roman olarak yazma fikri ortaya çıktı. Fakat vakit problemi vardı tabii yoğun mesaimizden dolayı. Fakat bu işte salgın bizim için bir tür fırsat ortamı da doğurmuş oldu. Bütün olumsuzluklarına rağmen, genel anlamdaki bütün problemlerine rağmen. Bunu da işte geçen yıl Mart ayında başlayıp yaz ortasına doğru bitirmiş olduk. Fikir böylece ortaya çıktı. Evet. Sayın Küçük Yılmaz, peki senaryo kısmı saklı kaldı mı peki? Ne zaman film olarak izleyeceğiz? Senaryo kısmı şu an aslında çekim senaryosu aşamasında. Yani, çok güzel. Film olarak hazır. Fakat biraz sinemanın da içinde bulunduğu zor ortamdan dolayı biraz şu an bekliyoruz açıkçası. Uygun tabii beklerken diğer hazırlıkları da biliyorsunuz, storyboard, video board gibi bütün o profesyonel hazırlıkları da prodüksiyon öncesi şeyleri, pre-prodüksiyon aşamalarını da çalışmaya devam ediyor bir grup arkadaşımız. İnşallah onu da 2023'e yetiştirmeyi düşünüyoruz nasipse. Sayın Mücahit Küçük Yılmaz, biraz da şimdi kitabın ismine bakalım.
Yavuz Adalet'in Kılıcı. Yavuz Sultan Selim Han için Adalet'in Kılıcı tabiri ne anlama geliyor? Şöyle, Yavuz Sultan Selim Han biliyorsunuz sert bir hükümdar olarak bilinir tarihte. Ve tabii o dönemin bütün hükümdarları hemen hemen sert insanlardır. Hani Şah İsmail, bir Kansu Dağlı, bunlar da Yavuz'dan aşağı kalır hükümdarlar değildirler sertlikte. Fakat bu Yavuz Sultan Selim Han'ın karakterindeki, tabiatındaki sertlik onun biraz haksız eleştirilere uğramasına da yol açıyor. İşte Yavuz Sultan Selim şuna inanan bir hükümdar, adaletin kılıçla kaim olacağına inanıyor. Yani kılıcınız yoksa adaleti tesis edemezsiniz. Daha doğrusu iktidarda değilseniz, gücünüz yok ise eğer, siz adil olamazsınız, adil olsanız bile bu adaleti sağlayamazsınız. Zayıfların, kudretsizlerin adaleti olmaz diye de bir söz geçiyor romanda. Ve bunun için de gördüğü problemleri, adaletsizlikleri gidermek için de tahta geçmeye, yani iktidarı ele almaya, kılıcı ele almaya karar veriyor. En fazla öykündüğü insanlardan bir tanesi Hazreti Ömer. Yani Hazreti Ömer de biliyorsunuz tarihte adaletiyle bilinen bir şahsiyettir. Evet. Ve Selahaddin Eyyubi onu çok seviyor. Hem Hazreti Ömer hem Selahaddin Eyyubi daha önce Kudüs'ü fetheden kişiler ve daha önce Mısır'ı fetheden kişiler. Yavuz aynen onların yolundan gidiyor. Şam'ı, Kudüs'ü ve Mısır'ı fethediyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer ile adalet kavramı arasında bir bağ var. Yavuz ile de Hazreti Ömer arasında bir bağ var. Hı hı. Mesela o dönemin minyatürlerinin pek çoğunda Yavuz elinde Hazreti Ömer'in kılıcıyla resmedilir. Ve bu bir şeye dönüşmüştür. Yavuz'la Hazreti Ömer arasında bir özdeşim kurulmasına da yol açmıştır zamanla. Evet. Adaletin Kılıcı ismi buradan çıktı. Hani döneminde kullanılan bir ifade değil. 2012 yılında bizim senaryoyu yazarken verdiğimiz bir isim aslında Adaletin Kılıcı. Biraz önce Selim Name'yi de dinlerken son bölümünde şöyle seslendiniz. Aslında Yavuz Sultan Selim Han böyle seslendi. Bu uğurda nice bedel ödedim, nice bedel ödettim. Gene de nefsimi temize çıkarmaya gayret etmem. Dolayısıyla nefsine de bir adalet hükmü giydirmek istiyor. Evet, kararı tarih versin diyor. Ondan sonra gelenler yaşıyor ve görüyor diyor. Peki hani şu soruyu da sormak lazım. Yavuz'dan sonra gelenler ne gördü? Yavuz'la ilgili ne yaşadı? Bir kere şunu ifade etmek lazım evvela. Yavuz Sultan Selim kısa süren 8 yıllık hükümdarlığına rağmen Osmanlı padişahları içinde hakkında en çok şey yazılan hükümdardır. Yani Selimname geleneği vardır ki sadece Yavuz Sultan Selim'e özgüdür bu. Onu anlatan metinlere verilen isimdir. İdris-i Bitlisi'nin, Evliya Çelebi'nin, Şükrü Bitlisi'nin, Celalzade Mustafa'nın, pek çok Hoca Saadettin Efendi'nin, pek çok o dönemin edibinin, şairinin Selimnameleri vardır. Evet. Yavuz da bir kere adından çok bahsettiren bir hükümdar. İkincisi, Yavuz öldükten sonra Orta Doğu'yu tam anlamıyla bir barış istikrar dönemi kaplıyor. Bu ne zamandan başlıyor? İşte 1517 Yavuz'un Mısır'ı fethinden başlıyor. 1917'ye kadar, yani tam 4 asır boyunca, 400 yıl boyunca Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında neredeyse hiç savaş olmuyor. Yani bu işte Bağdat'ta 4. Murat döneminde Safevilerle falan birkaç savaş var ama Yavuz'un fethettiği coğrafyalar, işte Suriye coğrafyası, bugünkü Mısır coğrafyası, Hicaz, yani bugünkü Suudi Arabistan toprakları ve istikrara kavuşturduğu Anadolu'da herhangi bir karışıklık olmuyor. Bu Pax Ottomana dediğimiz Osmanlı barışı tam 4 asır hüküm sürüyor. Ne zaman? Balfour Deklarasyonu'na kadar, 1917'ye kadar, yani 1. Dünya Savaşı yıllarına kadar. O günden itibaren de dikkat ederseniz, yani bugüne kadar tam 100 yılı aşkın bir süredir de Orta Doğu bir kan deryası, kan coğrafyası.
Yani ölen niçin öldüğünü bilmiyor, öldüren niçin öldürdüğünü bilmiyor derler ya, öyle bir karmaşa keşmekeş var Orta Doğu'da. İşte Yavuz'un benden sonra gelen her kim ise yaşar görür dediği şey bu, gördüğümüz bu. Yani tarihten izah eder dediği de o Yavuz ile birlikte anılan 4 asırlık bir barış istikrar dönemi. Ben bugün yine Orta Doğu'nun, o coğrafyanın, Mısır'ın, Suriye'nin, Irak'ın, aşağıya indiğimiz zaman yine Arap Yarımadası'nın Yavuz dönemindeki kodlara dönmesi gerektiğini, o günkü istikrarın nasıl sağlandığını araştırıp yeniden o düzene tesis etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz'la yeni kitabı Yavuz Adaletin Kılıcını konuşmaya devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Han tarihimize nasıl bir etki bıraktı, nasıl bir iz bıraktı Sayın Küçük Yılmaz? Ve elbette şunu da sormak istiyoruz. Onu diğer hükümdarlardan ayıran özellikleri neler? Bir kere Yavuz Sultan Selim Han dedesi Fatih'i çok seviyor. Dedesi Fatih'e özeniyor. Tabirce caizse. Hatta şöyle bir şey var. Kendisinin Hasan Can'a anlattığı, Hasan Can onun Nedim'i, sırdaşı, en yakın adamı. Küçükken sünnet töreni sırasında şehzadelerle birlikte, diğer şehzadelerle, ağabeyleriyle birlikte dedesi Fatih onlara işte hediyeler verir ve onlarla sohbet eder. Böyle Yavuz da o zaman işte daha 10 yaşına gelmemiş küçük bir çocuk. Ve hepsine sorar, işte der ki beni mi çok seversiniz yoksa babanızı mı? Yani babaları Bayezid'i mi yoksa dedeleri Fatih'i mi daha çok sevdiklerini soruyor. Ve bütün şehzadeler işte evvela babamızı, daha sonra da seni severiz dede diye cevap veriyorlar Fatih'e. Yavuz ise hemen, tabii Selim o zamanki adıyla, daha Yavuz değil, hemen atılıyor. Ben evvela seni severim dede diyor. Ve bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok hoşuna gidiyor. Onu kucağına alıyor, otur diyor, bir sürede okşuyor, güzel sözler söyleyip dualar ediyor Yavuz Sultan Selim Han için. Yine Yavuz'u diğer Osmanlı padişahlarından ayıran en temel hususlardan bir tanesi, ekonomiye, iktisada çok önem vermesi. Onun döneminde Osmanlı hazinesi en zengin dönemini yaşıyor. Hatta bir sözü var, her kim ki diyor benim altınla doldurduğum hazineyi diyor daha fazla eğer doldurursa diyor kendi mührünü bastım diyor. Yok eğer diyor üzerine daha fazla ilave edemezse benim mührümden mühürlemeye devam ettim diyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya kadar 400 yıldan fazla zamandır Osmanlı hazineti Yavuz Sultan Selim Han'ın mührüyle mühürlenmeye devam ediyor. Yine bir üçüncü husus Yavuz'u diğerlerinden ayıran, Yavuz denizcilere, donanmaya çok önem veriyor. Hani bunun meyveleri Kanuni Sultan Süleyman, yani Yavuz'un oğlu döneminde toplanıyor. Ama Yavuz döneminde işte bu Barbaros kardeşler Osmanlı hizmetine alınıyor. Yine Yavuz Mısır seferine giderken büyük bir donanma inşa edilmesi emrini veriyor. Hedefinde dedesi Fatih'in kuşatıp da alamadığı Rodos'u almak var. Çünkü Rodos için, Rodos'u fethetmek için iyi bir donanma, sağlam gemiler gerekiyor. Bu donanmayı da Yavuz Sultan Selim 1518'e kadar inşa ediyor. Yani vefatından 2 sene öncesine kadar Osmanlı'nın mükemmel denilebilecek bir donanması var tarihte ilk defa. Ve hatta bu donanma Mısır seferinde ele geçirilen ganimetleri, hazineleri, mücevherleri taşımak için Mısır'a gidiyor. Fakat biraz geç kalıyor. Sebebi de şu, o sene 1517 kışında bu Haliç donduğu için gemiler Haliç'ten çıkamıyor. Haliç buz tuttuğu için çok sert bir kış o dönem. Daha sonra da bir sene sonra Mısır'a gidebiliyor. Yine Yavuz'u diğer Osmanlı padişahlarından ayıran bir husus olarak zikredeceğimiz, Yavuz'da şu var. Hem çok kudretli bir mareşal, yaman bir savaşçı, hem de böyle çok duygulu, hassas bir insan. Ve geceleri özellikle sürekli şeyde, okumada, çok okuduğu için gözleri bozuluyor ve gözlük kullanıyor Yavuz Sultan Selim. Bu da tarihte çok az bilinen bir bilgidir. Feridun Emecen Hoca bunu nakleder, taradığı kaynaklardan naklen.
Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihinde çok okumaktan dolayı gözleri bozulduğu için ilk kez gözlük kullanan hükümdardır. Yine muhtemelen yani tarihçilerin bir kısmının tahmini şeker hastalığı var Yavuz Sultan Selim'de. Yani bu ani öfke patlamalarını da biraz buna bağlayanlar da var tabii. Ama olarak mesela itikadi olarak işte bu Sünni itikadı net bir biçimde benimseyen bir padişah. Çünkü Yavuz'a kadar daha çok bu Sünnilik ve Şiiliğin arası tam anlamıyla Osmanlı'da ayrışmış değil, belki netleşmiş değil ama Yavuz döneminde bir kesimlik var. Fakat şunu da zikretmek lazım. Yavuz Sultan Selim döneminde mesela Yeniçeriler Bektaşi tarikatına mensup. Hani Yavuz'un işte Alevi düşmanı olduğuna dair bir takım ifadeler var ya, bunların tamamen boş olduğunu gösteren hususlardan birisi bu. Yine Yavuz Sultan Selim padişahlığı almak için mücadele ederken Romanya civarındaki işte Dobruca'dan geçerken Dobruca'daki Alevi Bektaşi Türkmenler de 3000 atlıyla kendisine katılarak destek veriyorlar. Ama Yavuz'un talihsiz olduğu bir husus var. Yavuz devlete isyanı kabul etmiyor. Yani kim olursa olsun, hangi görüşten, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, eğer bir isyan söz konusu ise devlete karşı, orada çok bir hükümdar, talihsiz, kararlı, kat'i bir hükümdar. Evet. Sayın Küçük Yılmaz, peki Yavuz Sultan Selim Han'ın siyasi dehası ve askeri zekası bize ne söyler? Evet, siyasi deha olarak mesela Yavuz Sultan Selim Han bugünkü Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu coğrafyasındaki Kürt aşiretleri Osmanlı'ya bağlayan insandır. Ve bunu da kılıç zoruyla yapmamış. Hani çok sert bir olmasına rağmen o her zaman sertlik kullanan bir adam değil elbette. Orada Yavuz Sultan Selim Han'ın işte siyasi dehası devreye giriyor. Onlara mesela mültezimlik usulü dediğimiz bir usul var Osmanlı'da. İşte zekat toplayan, vergi toplayan insanlara mültezim deniyor ve bunlar da topladıkları zekatlardan, vergilerden, öşürlerden pay alıyorlar. Bunu da devlet gözetiminde alıyorlar. Tabii ki yasal bir husus bu. İşte oradaki aşiret önde gelenlerine mültezimlik gibi bir şey veriyor, makam veriyor ve onlar da böylece iktisadi anlamda kendi işte ayrıcalıklı durumlarını devam ettirmiş oluyorlar. Aynı zamanda da kendilerine bağlı olan kitleleri de Osmanlı'ya bağlamış oluyorlar. Yine Yavuz özellikle Şehzadeliği döneminde mesela Trabzon'da Sancakbey'i iken Gürcistan üzerine sefer yapıyor ve bu seferi yaptığında da normalde o dönemin ananelerine, örflerine göre saltanat ailesi, hanedan üyesi ganimetin beşte birini alır. Ama Yavuz bunu almıyor. Yani hiç paraya tamah eden, hazineye düşkün birisi de değil. Zaten lüksü ve israfı hiç sevmiyor. Her zaman çok sade giyiniyor. Bu şimdi ganimeti kendisi almayıp da onu da askere dağıttığı zaman özellikle bu Karaman'dan gelen, işte Toroslardan, bugünkü Mersin'den, Antalya'dan gelen bu Türkmenler üzerinde çok olumlu bir etkide bulunuyor. Ve daha şehzadeyken adı efsaneleşmeye başlıyor. Yine bugünü de ilgilendiren çok önemli bir husus. Yavuz Sultan Selim Han, Orta Asya'dan, işte kavimler göçünden itibaren akan Türkmen boylarının, Yörük aşiretlerinin Anadolu'yu beslediğini, hem iktisadi anlamda, hem demografik anlamda, hem siyasi anlamda Anadolu'yu beslediğini görüyor, biliyor. Çünkü çok tarih okuyan birisi, sürekli tarih okuyor. Ve bu Anadolu'yu besleyen göçlerin de Osmanlı'nın Rum elinde, Avrupa'da yaptığı fetihlerde tutunmasını sağladığını da biliyor. Şah İsmail'le savaşmasının bir sebebi de bu göçlerin tersine dönme tehlikesi. Yani Şah İsmail Tebriz'de, Erdebil'de, İsfahan'da bulunuyor. Bak, yani bugünkü İran toprakları ağırlıklı olarak. Ve
Anadolu'daki Türkmenleri, Yörükleri geri çağırıyor. Doğuya doğru. Halbuki biliyorsunuz tarih boyunca Türkler hep batıya doğru yürümüştür. Şimdi Yavuz bu geriye gidişin demografik anlamda, iktisadi anlamda Osmanlı'yı olumsuz etkilediğini görüyor ve çökertebileceğini de biliyor. Çünkü taze insan kaynağı gidiyor, taze iş gücü gidiyor, istihdam potansiyeli eriyor. Bunları gördüğü için de duruma müdahale etme ihtiyacı hissediyor. Yani Yavuz Sultan Selim'i diğer padişahlardan ayıran pek çok husus var. Yavuz'la benzeşen pek çok padişah da var. 4. Murat benzeşir mesela. Dedesi Fatih işte Yavuz'la benzeşir. Yavuz ona biraz benzer filan ama Yavuz'daki sadelik hemen hemen hiçbirinde yok diyebiliriz. Yani tek tip yemek yiyor mesela bir öğünde. İşte bir çorba ise bir çorba onunla yetiniyor. Sarayın aşçıları şikayet ediyorlar hatta yani. Törsülük hünerlerimizi sergilemeye fırsat bulamıyoruz. Hükümler yemek yemiyor diyorlar. İşte asla gümüş, altın kap kullanmıyor. Toprak kap veya işte tahta kaşık gibi şeyler kullanıyor. Materyaller kullanıyor yemek yerken. Her zaman sade giyiniyor. Giydiği şey basit bir kaftan giyiniyor ve bu alışkanlığından yabancı elçiler huzuruna çıktığında dahi vazgeçmiyor. Hatta vaktimiz varsa çok kısa bir anekdot aktarmak isterim. Buyurunuz efendim, buyurunuz. Mısır'ı fethettiği zaman Yusuf Nebi'nin tahtına oturuyor. Hazreti Yusuf'un tahtına oturuyor ve Venedik elçisini kabul edecek. Bir takım devlet adamları da Yavuz'a diyorlar ki, işte hünkârım diyorlar, Franklere karşı, işte kafire karşı ihtişamlı görünmek sünnetlendir diyorlar. Hani siz de şey yapın, iyi bir şeyler giyinseniz olmaz mı acaba filan diyorlar. Tabii Yavuz bunu şeyi anlıyor. Kendisi ihtişamlı giyinmediği için vezirler de öyle giyinemiyorlar. Yani padişaha baskın çıkmamak adına. Vezirlerin de o giyinme arzusunun farkında. İçinden biraz böyle gülerek diyor ki siz istediğiniz gibi giyinmekte serbestsiniz. Ben ise ne giyeceğimi bilirim diyor. Evet. Ve Venedik elçisi huzura çıktığı zaman Yavuz Sultan Selim yine çok sade bir şey giymiş. Ve aralarında bir takım diyaloglar geçiyor. Venedik'in işte vergisini, Memluklara ödediği vergiyi Osmanlı'ya ödemesini karara bağlıyorlar. Sonra elçi huzurdan ayrılırken Osmanlı devlet adamlarından bir tanesi elçiye soruyor. Padişahı nasıl buldun diye. O da diyor ki padişahımızı göremedim ki diyor. Nasıl bulduğumu söyleyeyim. Neden diyor göremediniz? Çünkü diyor o elinde bir kılıç tutuyordu. O kılıca diyor pencereden gelen yansıyan güneşin ışığı öyle bir şavkıyordu ki diyor gözüme doğru. Ben o kılıcın parıltısından sultanımızı göremedim diyor. Ve Yavuz da daha sonra devlet adamlarına şunu diyor. Önemli olan sizin kılıcınızın keskinliğidir diyor. Eğer kılıcınız hala göz alıcı ise diyor ne giydiğinizin önemi yoktur. Muhteşem. Güzel bir ders. Evet. Evet. Şimdi bu bölüme başlarken Selimname'yi dinledik. Nasıl ortaya çıktığından bize biraz bahsettiniz Sayın Küçük Yılmaz ama geri dönüşler nasıldı? Biraz da bununla ilgili size söz vermek istiyorum. Evet, Selimname ile ilgili geri dönüşler mi? Evet. Roman ile ilgili mi? Romanla ilgili de tabii. Evet, Selimname ile ilgili güzel dönüşler alıyoruz. Şöyle, şimdi tabii bu metnin ilk başındaki ben Sultan Selim Han diye başlayan kısım, sonra Anadolu'nun ve Rum'un diye bu genel bir kalıptır. Yani hepsi böyle değil ama yükselme devrinin hemen hemen bütün padişahları benzer ifadelerle mektuplarına başlarlar. O genel kalıp böyle başlayınca bazı okuyucularımızda şu duygu oluştu. Yani bunu gerçekten Yavuz Sultan Selim'in yazdığı duygusu oldu. Evet, evet. Halbuki hani bu meşhur şey vardır ya, rahmetli Tarık Buğra'nın Ey Oğul diye başlayan bir metni vardır. İşte Şeyh Edebalı'nın Osman Gazi'ye vasiyet ettiği. Evet. Bir Galat-ı meşhur olarak Tarık Buğra'nın değil de Şeyh Edebalı'nın kendi sözleri gibi hep anılır ve kullanılır çeşitli ortamlarda biliyorsunuz. Bu Selimname için de böyle bir şey oluşmaya başladı. Ben o yüzden
pek çok yerde yani bu sözlerin romanın bir parçası olduğunu, yani hı-hı, yazara ait olduğunu söyleme gereği hissediyorum. Bir yanlış anlaşılmaya yol açmasın diye. Ama şu duyguyla yazıldı. Yani Yavuz Sultan Selim konuşsaydı bizlere hitaben ne söylerdi ve nasıl söylerdi? Hı hı. Bu endişeyle yazıldı ve bir gece yarısı işte sabaha doğru birkaç saat içerisinde tamamı kaleme alındı. Şeyin, bu metnin tasarlanmadı. Hani düşünmedim önceden. Bir anda aklı geldi böyle, hı hı, hani ilham eseri olarak. Şeyler, dönüşler çok olumlu. Belki hani şiirsel bir metin ya, şiir, hı hı, gibi okunduğunda daha kısa olabilirdi düşüncesi var. Ama biz tabii o popüler kısmını çok düşünmedik orada. Hı hı. Metni kısaltarak vermek de mümkündü. Ben tamamını okumayı tercih ettim şeyde okurken. Tabii isteyen daha kısaltarak da kullanıyor. Özellikle sosyal medyada epey karşılık bulduğunu söyleyebilirim Selimname metninin. Sayın Mücahit Küçük Yılmaz, çok güzel bir söyleşi oldu. Yavuz Adalet'in Kılıcı kitabını konuştuk ve bir de size şunu sormak istiyoruz. Son dönemde sinema, televizyon ve edebiyat yayınlarında tarihi konulara da bir ilgi söz konusu. Size tarihi romancılıkta neredeyiz ve bu türün yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususları sormak istiyoruz. Evet, bizim tarihi romancılığımız aslında biliyorsunuz, yani ilk romancılığımız sayılan Namık Kemal dahi işte mesela Celaleddin Arzemşah'ın hayatını anlatır. Yani ilk romanlarımız bile aslında tarih romanıdır. Hı hı. Sinemada da öyledir. Yani dünya sinemasının ilk örneklerine baktığınız zaman işte David Griffith'in intoleransı, bunlar hep şeydir, Hazreti İsa'nın hayatını anlatır mesela. İster istemez romanda ve sinemada bir tarih ve din ağırlığı vardır o söylemde. Fakat bizim tarihi romancılığımız son dönemde çok satan bestseller olan eserler üretmekle birlikte bir takım problemlerden de sorunlardan da kurtulamadı. Ben tarihi romancılığımızda dönemin dilini yakalamak, diyaloglarda özellikle bununla ilgili bazı problemler görüyorum. Hı. Yani tarihte Selçuklu dönemini anlatıyorsunuz ama orada konuşan bir Selçuklu askeri veya bir Selçuklu hükümdarı işte günümüzde bizim kullandığımız bir takım ifadeleri kullanıyor veya işte Fransızca olan plan gibi, taktik gibi ifadeleri kullanıyor. Ama bilirsiniz mesela plan demezler, hani tertip evet, derler o şeyde, o dönemde. Bu anakronik olmamak, yani zamanımızı şaşırmamak adına bunu önemli görüyorum. Aynı zamanda da romanda ve dizi sektöründe, televizyonda, sinemada, yani tarihten ekmek yiyen çok geniş bir şey oluştu, sınıf oluştu. O ekmek dediğimiz döneme de saygı duymak aslında yaptığınız işe duyduğunuz bir şeyin gereği, saygının gereğidir diye düşünüyorum. Mesela rahmetli Kemal Tahir'in romanları bu açıdan çok muhteşem örneklerdir. Dönemin dilini ve ruhunu yakalayabilmek açısından. Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun romanları hakeza öyledir. Geçenlerde vefat eden Yavuz Bahadıroğlu'nun romanları öyledir. Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun romanları öyledir. Daha ismini unuttuğum pek çok edibimiz, romancımız var. Ama günümüzde çok satmak adına biraz dili fazla güncelleştiriyoruz. Ben bunu önemli bir sorun olarak görüyorum. Ha, şunu da yapmamıza gerek yok tabii ki. Çok ağdalı bir dil kullanmak da gerekmiyor. Hı hı. Sadece o dönemin vasatını, ortalama konuşma dilini hissettirmek gerekiyor okuyucuya. Bazen çok orijinal bir ifade olur. Anlaşılması da bugünün kavramlarıyla zordur. Onu aynen olduğu gibi kullanırsınız ama okuyucunun onu bugünün diliyle anlamasını sağlayacak bir takım işte ince müdahalelerle onu açıklarsınız. Yani dipnot düşerek veya parantez içine alarak açıklamaktan bahsetmiyorum. Onlar romanda bence pek şık durmuyor. Yani onlar akademik eserlerde uygun, dipnotlar, kaynakçalar filan, ama
Romanda sizin kahramana söyletmeniz lazım. Kahramanın yanındakilere söyletmeniz lazım. Romanı o şekilde biraz daha anlaşılır kılmak lazım. Onun dışında ben tabii romanlarda, tarihi romanlarda genel anlamda çok beğeniyorum. Çok severek okuyorum. Fakat şöyle küçük bir son bir sorun daha var. Evet. Uzun tasvirlere giriyoruz. Yani Balzacvari, böyle Fransız işte realistlerinin, hatta işte naturalistlerinin, Zola'ların falan yaptığı gibi, böyle hani bunlar bir dönem kabul gören ve anlaşılabilir şeylermiş. Uzun betimlemeler, uzun tasvirler. Fakat şimdi meramınızı anlattıktan sonra hani bir bardağı işte 5 sayfa anlatmanın gereği yok diye düşünüyorum. Bir kılıçtan işte 10 sayfa bahsetmenin gereği yok diye düşünüyorum. Biraz daha roman akmalı diye düşünüyorum. Yani akıcı olmasını önemsiyorum tarihi romanların. Evet. Görüşleriniz çok kıymetliydi. Katılmamak elde değil. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doçent Doktor Mücahit Küçük Yılmaz, teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Ve Yavuz Adaletin Kılıcı kitabı için de hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eyvallah. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi geceler.